Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Çakır. Bu videomda sizlere Camtasia Studio 8 programıyla ekran videosu kaydetmeyi anlatacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan şey Camtasia Studio 8'in kurulum dosyası. Bu kurulum dosyasını siteden indirebilirsiniz. Zaten ben videomun açıklama kısmına linki vereceğim, programın indirme linkini vereceğim. İsteyen arkadaşlar da oradan indirebilir, bilginiz olsun. Ben daha önceden indirmiştim. İsterseniz hemen başlayalım kuruluma. Kurulum ekranı karşımıza geldi. İleri diyorum. Kullanım şartlarını kabul ediyorum seçeneğine tıklayıp ileri diyorum. Ve karşımıza iki tane seçenek geliyor arkadaşlar. İlk seçenek Free Trial seçeneği. Yani ücretsiz 30 günlük deneme sürümü içeriği. İkinci seçenek ise Licensed seçeneği arkadaşlar. Bu seçenekte eğer Camtasia Studio 8 programını ücretli olarak satın aldıysanız size verilen isim ve burada key ile giriş yapıp böyle devam ediyorsunuz. Bizde şu anda key olmadığı için ben ücretsiz seçenekle devam ediyorum. İleri diyorum arkadaşlar. Bu pencerede bize programın kurulacağı dizin gösterilmekte. Bu dizini değiştirmemize gerek yok arkadaşlar. Zaten varsayılan olarak C Program Files klasörünü gösteriyor. İleri diyorum. Bu pencerede PowerPoint programın içerisine bir eklenti sunduğunu söylüyor bize Camtasia Studio programı. Bu eklentiyi etkinleştirmek ve PowerPoint programına eklemek isteyip istemediğimizi soruyor. Ben istemiyorum. İsteyen arkadaşlar varsa şu işareti kaldırmadan devam edebilirler. Ben kaldırdım işareti. İleri diyorum. Ve tekrar ileri diyorum. Bizden bir yönetici izni isteyecek. O izni de verdikten sonra programımız kuruluma başlıyor. Ben şimdi videoyu duraklatacağım arkadaşlar. Programın kurulumu bittikten sonra tekrardan başlayacağız. Evet arkadaşlar, programımız başarılı bir şekilde kuruldu. Finish butonuna tıklıyorum ve kurulum sekmesini kapatıyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz üzere masa üstüne bir simge geldi. Camtasia Studio 8 programının simgesi, kısa yolu. Hemen ona tıklayıp açayım programımızı. Programımız açılmadan önce karşımıza şöyle bir pencere çıkacak arkadaşlar. Ben daha önceden kullanmış olduğum için benim 2 günlük bir kullanım sürem kalmış. Siz eğer ilk defa kuruyorsanız programı sizin 30 gün olarak çıkacaktır. Son diyorum ve programımı başlatıyorum. Şimdi ekran videosu çekebilmemiz için şu yukarıda sol üst köşede Record the Screen diye bir butonumuz var arkadaşlar. Şimdi ona öncelikle bir basalım. Görmüş olduğunuz üzere sağ alt köşede bir pencere çıktı ve monitörün çerçeve oluşturdu monitörde. Bu çerçevenin anlamı videomuzun sınırları, yani videomuzun sınırlarını belirlemekte. Bir de ikinci bir yöntemimiz var arkadaşlar. Ekran videosu çekmekte. Şimdi öncelikle şunu kapatayım. İlk olarak dediğim gibi şu Record the Screen butonunu kullanarak ekran görüntüsünü çekebiliyoruz. İkinci yöntemimiz ise Camtasia Studio 8 programını kurarken yanında ek bir tane program kuruyor arkadaşlar. O programın adı Camtasia Recorder 8. Hemen bunun dosya konumunu açıp masa üstüne göndereyim. Masa üstüne gönderdim. Şimdi bu programı çalıştıralım. Camtasia Recorder 8 programını çalıştıralım. Çalıştırdım. Yine aynı pencere karşıma çıktı. Yani bu da bir kısa yol oluşturmuşlar arkadaşlar. İsterseniz dediğim gibi programın içinden, isterseniz de şu yanında kurulan ek programdan açabilirsiniz. Ben ek programdan açmayı tercih ediyorum. Çünkü daha kolay geliyor bana. Şimdi açtım. Dediğim gibi sağ alt köşede bir pencere çıktı. Bu pencerenin içeriğine bir bakalım arkadaşlar isterseniz. Şu ilk Select Area dediği pencerede videomuzun kapladığı alanı seçebiliyoruz. Yani ekranımızın istersek full screen, yani tam ekran olarak videomuzu çekiyoruz. İstersek buradan custom deyip buradan kendimiz sınırlarımızı ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Biz full screen diyelim. Yandaki recorded input penceresinde ise
webcam kullanıp kullanmayacağımızı ve mikrofon kullanıp kullanmayacağımızı soruyor. Ben de webcam kapalı şu anda ama mikrofon açık. Sesli kayıt yapıyorum çünkü. Şimdi yanındaki butonda kaydetme butonu, recorder butonu. Buna basalım ve kaydımıza başlayalım isterseniz. Butona bastım. F10'a basarak kaydınızı durdurabilirsiniz diyor. Video şu anda başladı. İsterseniz birkaç işlem yapalım. Bilgisayarımı açtım, kapattım. Blog sayfamı açtım, biraz gezindim. Şöyle masa üstüne tekrar geri döneyim. Şimdi videomuzu F10'a basarak durduralım. Videomuzu durdurduk arkadaşlar. Şöyle bir pencere karşımıza çıktı. Bu pencerenin sağ alt kısmında Save and Edit diye bir kısım var. Ona basalım. Kaydet ve düzenle diyor. Buradan kaydetmek istediğimiz dizini seçip dosya adımızı yazıyoruz. Örnek 1. Kaydet dediğimizde bakıyoruz. Masa üstünde örnek 1.txt adında bir uzantısında bir dosya oluşturdu bize. Bu TREK de şey oluyor arkadaşlar. Camtasia Studio'nun özel bir formatı olarak düşünün. Özel bir uzantısı olarak. Bunu son bulun. Tekrar programımızı açsın. Bakın görmüş olduğunuz gibi 2 adet dosya şeklinde geldi. İlk dosyam benim video dosyam. İkinci dosyam da ses dosyam. Sesli kayıt yaptığımız için. Buradan export etmek için yani videomuzu başka bir yere aktarmak ve dönüştürmek için Produce and Share butonumuz var arkadaşlar. Ona basıyorum. Burada belli başlı seçenekler var. Bakın burada Share to YouTube, Share to My Place, Share to Google Drive gibi seçenekler yanında. Bir de MP4 with Smart Player up to 480p, 720p, 1080p olarak seçeneklerimiz mevcut. Biz şimdi render işlemi yapacağımız için fazla uzun sürmesin diye 480p'yi seçiyorum. İleri diyorum. Burada nereye çıkarması gerektiğini soruyor. Yine buradan masa üstünü seçeyim arkadaşlar. Yine deneme 1 yazayım adını. Kaydet dedim. Son diyorum ve videomuz render ediliyor arkadaşlar. Bu render işleminde videomuz MP4 formatına dönüştürülüyor. Biraz bekleyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi deneme 1 adında bir klasör oluşturdu masa üstünde. Birazdan o klasörün içeriğine bakacağız. Ayrıca videoyu renderladıktan sonra bir web sayfasında da açıyor bize videoyu görebilmemiz için. Son diyorum programı kapatayım. Ayrıca programı kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Camtasia Studio 8 programını kullanarak videomuza efektler ekleyebilir ya da altyazı ekleyebiliriz. Bunları bu videomda açıklamayacağım fakat belki ilerleyen videolarımda buna yer verebilirim. Şimdi kaydetmeyelim, çıkalım. Deneme 1 klasörüne giriyorum arkadaşlar. Burada deneme 1.mp4 dosyamı görüyorum. Yani bu bizim video dosyamız. İsterseniz bir açalım. Başarılı bir şekilde çekilmiş mi diye. Video şu anda başladı. İsterseniz birkaç işlem yapalım. Bakın görmüş olduğunuz üzere gayet başarılı bir şekilde sesi de çekmiş ve videoyu da çekmiş arkadaşlar. Dediğim gibi Camtasia Studio 8 ve Camtasia Recorder 8 programlarını kullanarak ekran videosu çekebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.